60 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun Evde Kal Özel bölümlerinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, her zaman olduğu gibi bugün de ekip arkadaşlarımla birlikte stüdyodaki yerimizi aldık. Efendim bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hepimizin bayramı kutlu olsun diyeyim ve hazırsanız eğer yarışmamıza geçelim. İlk yarışmacım geliyor, buyursunlar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun diyeyim. Öyle başlayalım. Sizlerin de, hepimizin. Kutlu olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bizler de yapalım. Ben Zehra Şenol. Eskişehir'den katılıyoruz. Öğretmenim. Kızım başvurmuş. Ne güzel. O kendini tanısın isterseniz. Peki sen kendini tanıt bakalım. Ben Ali Ece. Soyadım Şenol. Nasıl başvuru yaptın? Sizi izliyorum. Severek izliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kim yarışacak benimle? Annen mi yarışacak, baban mı? Annem. Anneni mi ikna ettin? Peki efendim, sizi seçmiş. Sizi daha kolay ikna edebilir diye düşündü sanıyorum. Sanıyorum. Peki. Babamızı da tanıyalım bir. Abi, merhabalar. Serkan Şenol ben de. Özel bir bankada çalışıyorum. Bugün kızım ve eşimi destekliyorum. Şahanesiniz. Şenol ailesi bu korona günlerinde nasıl geçiriyor günlerini? Neler yapıyorsunuz evde? Birbirimize çok vakit ayıracak zamanımız oldu. Kızımızla ilgileniyoruz. Eşim işe gidip geliyor. Evden çalışıyor. Ben öğretmen olduğum için öğrencilerime internet üzerinden yardımcı oluyorum. Özlediniz mi öğrencilerinizi öğretmenim? Ay, çok özledik hem de. Yani bir an önce bitsin ve dönelim istiyoruz. Valla öğrenciler de hiç aklımıza gelmez ama okulları ve öğretmenleri son derece özlemiş durumdalar. Hani böyle bir şey herhalde, evet, bir yıl önce sorsaydım hiçbir öğrenci demezdi okulu bir gün özleyeceğim, dersleri özleyeceğim diye. Ama şu an hepsi özlemiş durumdalar. Ne öğretmenisiniz bu arada? Ben bilişim teknolojileri, bilgisayar öğretmeniyim. Ne güzel, ne güzel. Öğretmenim hazır mısınız? Başlayalım mı yarışmaya? Başlayalım. Umarım bildiğimiz yerlerden çıkar. İnşallah bildiğiniz yerlerden gelir. Ben yanınızdayım her zaman. Ufak tefek hani tabii. Tabii tabii, destek olabilirsiniz. Ufak tefek ipuçlarına varım. Ben de burada hatta yardımı hazır bekliyor olacağım. İlk sorum şudur, tamam, size. Adres sorduğunuz kişi o bölgeyi bilmiyorsa genellikle klişe olarak ne cevap verir size? Adres sordunuz. Diyelim adres sordunuz. Başka bir şehirdesiniz. Birini çevirdiniz, dediniz ki benim buraya gitmem gerekiyor. Buraya nasıl gidebilirim dediniz. O da size klişe olarak bilmiyorsa ne der? Vallahi ben de yabancı. Buranın yabancısıyım der. Tabii. Ben de buranın yabancısıyım. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Oldu mu hiç? Başınıza geldi mi daha önce? Ben bir ara kime bir yer sorsam, o zaman navigasyon bu kadar yaygın değildi ya da ben kullanmıyordum, hatırlamıyorum. Ben de yabancısıyım. Yani seçmiş gibi onlara soruyordum. Ya önceki yıllarda oluyordu tabii ama şu anda hepimiz herhalde teknolojiyi kullanıyoruz. Şimdi siz de teknolojiyle ilgili bir dalda öğretmen olduğunuz için söylüyorum. Eskiden hakikaten o navigasyonlar yokken nasıl adres buluyormuşuz acaba? Zaman zaman onu düşünüyorum. Yani her tarafta durmak mümkün değil çünkü. Evet. Soruyorduk, durup soruyorduk. Doğru. Aynen, sonra Bağdat bulunur bile demişler hatta öğretmenim. Sırf bu sebepten olsa gerek. Nereden bağlanıyorsunuz bu arada bize? Eskişehir'deyiz biz. Eskişehir'desiniz, ne güzel. Öğrenci memleketi Eskişehir aynı zamanda. Birçok öğrenci arkadaşım da orada. Eskişehir'de hep görürüz diye ümit ediyorduk. Bu şekilde bağlandık. Vallahi Eskişehir'deki arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizleri çağırıyorlar yarışmak için oraya. Özellikle üniversite şehri olduğu için de çok fazla yazan var. İnşallah bu süreçler sona erer. Biz de şöyle Eskişehir'e geliriz de ağız tadıyla güzel çekimler yaparız. Bakarsınız orada da sokakta tekrar karşılaşırız. Belli mi olur? Ay, çok isteriz. Çok isteriz gerçekten. Peki efendim, geçiyorum ikinci soruma. İkinci sorum da şudur. Sık sık dile benden ne dilersen sözünün geçtiği masal hangisidir?
Alaaddin. Devamı ne? Alaaddin'in sihirli lambası doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Bu arada biliyorsunuz 360 ekranlarında da Alaaddin dizisi var. Hakikaten Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanıyor. Muhteşem bir dizi. Evet. 7'den 70'e ailecek hepinizin gönül rahatlığıyla izleyebileceği bir dizi. Ben de buradan bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizler de izlemediyseniz mutlaka takip edin, onu da söyleyeyim. Tabii ki. Son soruya geçiyorum efendim. Son sorum da şudur size. Başına konduğu evet. kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşunun adı nedir? Güvercin. Değil. Talih kuşu. Evet, başına konduğu kimseye böyle mutluluk getirdiğine inanılır. Kuşun baş harfini veriyorum. Hatay'ın H'si ile başlıyor. İki. Ne kuşu olabilir? Biraz galiba bilmediğimiz bir yerden geldi son soru. Evet, bilmediğimiz yerden geldi. Talih kuşu bildiğimiz güvercin. Değil ama başına konduğu kişiye mutluluk getiriyor bu kuş. Hatay'ın H'si ile başlıyor. H. 5'ten geri saymak zorundayım. Üzgünüm. 5. İkinci harfi veremiyor musunuz? 4 harfli olduğu için ikinci harfi veremiyorum. 3. 2. Üzülerek 1. Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Hüma kuşu olacaktı efendim. Hüma. Ya hiç bilmiyorduk. Yani cevap veremezdim herhalde. Olsun efendim. Maksat yarışmaktı. Bu güzel aileyle evet. tanışmış olduk, yarışmış olduk. Renk kattınız yarışmamıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendinize çok Maksat. İyi bakın. Maksat. Peki, kesildi bağlantımız. Ailemize sevgilerimizi iletiyorum. Ve bir diğer yarışmacımıza geçiyoruz sevgili seyirciler. Bakalım sıradaki yarışmacım sorularıma cevap verebilecek mi? Merhabalar. Merhaba Bahar Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Mersin'deyiz. Heyecanla yarışmayı bekliyorduk. Yaşasın, şahanesiniz. Mersin sıcak mı? Evet, sıcak. Yani dışarıda artık böyle tişörtle bile insan bir bunalmaya başladı. Eyvah eyvah. Hakikaten dikkatli olmak lazım. Çünkü sıcaklar geldiği zaman şu bakımdan dikkatli olmak lazım. Hepimizin böyle kendini bir parklara, bahçelere, bir sokaklara atası geliyor. Bu bir gerçek. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor biliyorsunuz. Korona hala devam Aynen. ediyor. Maskemiz, eldivenimiz olmadan dışarı asla çıkmamalıyız. Ve devlet büyüklerinin de bu konuyla ilgili tüm uyarılarına uymalıyız. Mersin'de uyuluyor mu bu uyarılara? Yani evet, uyuluyor diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela Vefa Destek Grubu'nda da gönüllü olarak çalışmıştım. Orada insanların tedbirini gördüm. Hani sokaklar genelde boş, sahiller zaten yasak ama evet. yine de insanlar dikkat ediyor. Yani çok uyaran görmüyorum. Mersin'de uyuluyor diye düşünüyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Bu arada hanımefendiyi tanıyalım öncelikle. Merhabalar, Özlem ben. Özlem Hanımcığım, kim yarışacak bizimle? Siz mi yarışacaksınız? Ortak yarışacağız. Ortak yarışma, vay canına, bu da güzelmiş. Şimdi şöyle, bir kişiyle yarışıyorum. Diğeri böyle ufak tefek yardımlarda bulunabiliyor. O yüzden tekrar sorayım, kim benimle yarışacak esas olarak? Eşim yarışacak. Ben Peki, yarışayım. Beyefendiye attık topu. Hanımefendi ne güzel, ne mutlu, güveniyor size. Biz ama çok korkuyoruz ilk soruda elenmekten. Korkmayın, korkmayın efendim. Ben her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlayalım mı? Şu ilk soru korkusunu bir atalım. Evet, aynen. Tabii ki. Peki. Başlayalım. İlk sorum şu size. Makyajı abartanların ne küpüne düştüğü söylenir? Boya küpü. Boya, boyacı, ikisini de doğru kabul ediyorum. Tebrik ederim efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Attık mı o stresi? İlk soruda elenmedik efendim. Evet, ilk soruda elenmedik çok şükür. Peki, nereden soru gelsin istersiniz? Mesela ben şu alanda benim genel kültürüm iyidir dediğiniz bir alan var mı? Ben değiştirmeyeceğim sorularınızı tabii ki ama bakacağım var mı sıradaki sorularımda diye. Yani matematikten soru gelebilir işlemle alakalı. Matematik yok. Matematik yok öğretmenim. Son soruda edebiyat var ama. Sizin son sorunuz edebiyatla ilgili.
Anladım. Matematikçilerin olsun, genelde yok, edebiyatla yani çok arası olmuyor ama umarım sizin vardır. En azından son soruyu halledebileceğimiz kadar vardır diyeyim. İnşallah. Yani maksat yarışmak olsun. Kesinlikle yani, öyle. Kesinlikle öyle. Soruyu geçelim, maksat yarışmak olsun diyelim. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorum şu. Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumuna ne ad verilir? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Vallahi zaman zaman matematikten soru soruyoruz. Keşke edebiyat yerine evet, matematik gelseydi öğretmenim. Kaçıncı sınıflara giriyorsunuz bu arada? 5, 6, 7, 8. sınıfların dersine giriyorum. Zor yaşlar mı öğretmenim? Yani bence zor yaşlar ama yani öğrencinin kalbine dokunabilirsek biraz kolaylaşıyor. Hani sevilen öğretmenin dersi her zaman rahat geçiyor. Kesinlikle amacımız öyle. Amacımız önce kendimizi sevdirmek, sonra dersi sevdirmek oluyor. Kesinlikle yani öyle. Hem de matematik. Ben çok sıkıntı yaşıyorum. Hem de matematik zor da bir ders yani. Daha doğrusu mesela ben genç arkadaşlarımla da sohbet ederken en zorlandığın ders hangisi sorusuna matematik cevabını alıyorum genellikle. Yani hakikaten bir de eğer öğretmeni sevmezlerse matematiği öğrenmeleri çok daha zor olur. Doğru söylüyorsunuz. Bir de şunu sorayım size. Öğretmenlerin, öğrencilerinize daha doğrusu karıştırdım. Sizi sorsam, desem ki hocanızın notları nasıldır? Ne derler bana? Notları yani nasıldır? Notu kıt derler mi? Yani, yoksa verir, yardımcı öyle olur derler mi? Bir kere notu öğrenci alır. Hani öğretmen bu vermez. Bu da klasik bir öğretmen lafıdır. ama ben hani gerçekten şunu biliyorum. Eğer bir öğrenci özellikle başlarda hani kötü not alırsa o derse isteği kapanıyor ve bizim öğrettiğimiz yaşlardaki çocuklarda eğer matematiğe karşı bir küskünlük olursa sonrasında hayatın her anlamında zorluk yaşıyor. Ben öğrencileri küstürmeme taraftarıyım. O yüzden notum boldur. Bunu hani öğrencilerim rahat söyleyebilir. Peki ne güzel. Tabii ki de şunu yapmam. Buyurun. Hak etmeyene vermem. O da bir gerçek ama o doğrusu zaten. Öğretmenim gidişattan puan veriyor musunuz gidiş yolundan? Veriyoruz tabii ki. Ben hep oralarda kaybediyordum öğretmenim. Vallahi yalan yok. Matematiği çok parlak bir çocuk olmadım ilkokulda ben. Hocam hep şey diyordu, gidişatın doğru ama sonuç yanlış. O yüzden hep böyle kıt kanaat notlarla geçe geçe geldim çok şükür bugünlere. Peki son sorum şudur öğretmenim. Edebiyatımızın klasikleri arasında yer alan Piyale adlı şiir kitabı hangi şairimize aittir? Piyale. Kime ait olabilir? Yazarımızın adı A harfiyle başlıyor. Adana'nın A'sı. Arif Nihat Asya mı? Değil efendim. Soyadı da Hatay'ın H'si ile başlıyor. Ahmet Hakan mı acaba? Ahmet Hakan değil öğretmenim. Ahmet Hakan günümüzde biliyorsunuz. Ben geçmişe doğru gittim. Edebiyat bir klasiktir. Ahmet ne olabilir öğretmenim? Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. 3. O kadar değil. 2. 1. Ahmet. Üzülerek Ahmet Haşim olacaktı öğretmenim. Kapattık yüzümüzü. Olsun öğretmenim. Maksat yarışmak diyoruz. Hakikaten bir parça heyecan da olabiliyor. O an aklımıza gelmeyebiliyor. Çok normal. İyi ki katıldınız. Renk attınız. Ya, çok teşekkür ederiz. Biz zaten böyle İstanbul'a gittiğimizde diyorduk ki keşke denk gelse falan böyle Bahar Hanım. Hani biz de katılsak bu yarışmaya. Hatta böyle bir iki programımızda acaba burası neresi? Hani nerelere gidiyor falan şey yapıyorduk. Katılmayı çok istiyorduk. Bizim için çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bir gün sokakta da karşılaşırız. Tekrar yarışırız. İnşallah. Hoşçakalın. Yarışmak güzeldi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek. Efendim öğretmenimle yarıştım. Keşke matematikten çıksaydı son sorumuz. Edebiyattan çıktı. İpucu da vermeye çalıştım ama olmadı. Maksat yarışmak. Tekrar hatırlatalım. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz. Ad, soyad, telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi maksat yarışmak olsun. tv360.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yeni yarışmacım neler yapacak? 360 ekranına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Elvin Tonca. Özel eğitim öğretmeniyim.
27 yaşındayım. Ne güzel. Şu an 8 aylık anneyim. Aynı zamanda belli oluyor mu bilmiyorum ama. Buradan belli olmuyor. Kızım aşağı için. Efendim? Buradan belli olmuyor. İyi ki söylediniz. Kız da dediniz sanıyorum. Kız mı erkek mi diye soracaktım. Evet kızım. Kızım olacak. Kızımın şansı için katıldım. Zaten inşallah başarılı olurum. İnşallah. Güzel, güzel bir an olarak. İnşallah kalır. Efendim. Maksat yarışmak diyoruz. İsim belli mi? İsim Melinda olacak. Nehir İnşallah. Doğru mu duydum? Efendim? Nehir mi dediniz? Doğru mu duydum? Melinda. Melinda. Ne demek Melinda? Evet. Evet. Biraz değişik. Ne demek? Melinda güzel kızım demekmiş. Benim güzel kızım. Ay ne güzelmiş efendim. Hakikaten farklı. Ama çok da hoş bir anlamı evet. var. Hazırsanız efendim başlayalım mı yarışmaya? Evet. Melinda'nın şansına. Evet biraz heyecanlandım aslında ama hazırım yani. Aslında evdeyiz ama, gayet rahat bir ortam. Evet sizin evinize misafir oldum ben de. Hiç heyecanlanmayın. Efendim? Ben sizin evinize misafir oldum. Hiç heyecanlanmayın. Rahat rahat güzel güzel evet. sohbet edelim. İnşallah market çekinde size verelim. İlk sorum şu size. İnşallah. Hayale dayanan cadı, dev, peri gibi hayali varlıkların da olduğu olağanüstü olayları anlatan edebi tür nedir? Özellikle mesela anneler, babalar çocuklarına anlatırlar. Masal doğru cevap. Tebrik ediyorum kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Masallarla, ninnilerle, sağlıkla, sıhhatle büyüyen bir çocuk olsun inşallah. Amin inşallah. Peki. Bir diğer soruya geçiyorum o da şu. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama törenine ne ad verilir? Jübile mi deniyor? Jübile doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hızlıca ilerliyoruz. Jübile maçı. Evet genelde biz futbolla bağdaştırıyoruz. Evet. Futboldan daha çok hatırlıyoruz jübileyi. Hangi takımlısınız? Evet. Ya ben öyle yalandan Beşiktaşlıymış, renkleri seviyorum diye. Ha çok hoşsunuz. Yani çok fark etmiyorum, yalan yok yani şu anda ama. Yalandan evet, Beşiktaşlıyım çok hakikaten enteresan oldu. Son sorum da şu. 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kaçıncı yılı kutlanılacaktır? 2020'deyiz, 97. yılı. 2023. 2023'te. Cumhuriyet Bayramı'nı dediniz değil mi? 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kaçıncı yılı kutlanılacaktır? 98 mi oluyor? Değil, bir hesap edelim, iyi düşünelim. 23'ten 23'e 100 yapar. 100. yıl. 100 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum efendim. Ay düşündüm. İnanamıyorum. Şu an 2020'ye gitti aklım. Çok özür dilerim. Estağfurullah. 2020'deyiz ve 100. Ben de o yüzden 2023 dedim ısrarla. Geç olsun güç olmasın. 3'te 3 yaptınız. Market çekim sizin oldu. Ay çok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Çok teşekkür ediyorum size. İyi günler diliyorum. Evet efendim hanımefendi doğmamış çocuğu için onun şansına yarışmıştı. 3'te 3 yaptı. Market çekimiz onun oldu. Sıradaki yarışmacıma geçelim bakalım o neler yapacak. Merhabalar. Merhabalar Bahar Hanım nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz sağ olun. 360 ekranına hoş geldiniz. Çok tatlı bir küçük hanım var. Evet kızım Yağmur. Kimdir kendileri? Efendim? Kimdir kendileri Yağmurcuğum? Bana kendini tanıtır mısın? Onlar birinci sınıfa gidiyorum. 7 yaşındayım. Birinci sınıf zor mu Yağmur? Ya. Kolay mı? Yazı yazmayı öğrendin mi? Evet. Peki güzelce okuyabiliyor musun artık her şeyi? Evet. Okumak çok güzel değil mi Yağmur? Artık her şeyi sen de okuyup anlayabiliyorsun. Evet. En sevdiğim şey kitap okumak. Yaşasın ne güzel ne mutlu size efendim. Sizi tanıyalım. Ben Işılay. Ev hanımıyım. Işılay Hanım sanki Yağmur sizi ikna etmiş gibi bizimle yarışmaya. Evet, nasıl evet. oldu? Yağmur'un şansına mail attık yarışmanız için. Yaşasın. Şansına katıldık.
Yaşasın, süpersiniz. Anne kız bileceksiniz inşallah sorularımı. Yağmurcuğum, i̇nşallah. Bilemeseniz bile maksat yarışmak olsun diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Peki. Güzel bir anı olarak kalacak. İnşallah efendim. İlk sorum geliyor size. O da şudur. Ramazan ayında oruç açma zamanının habercisi olan köklü geleneğimiz nedir? İftar. Ama ne olur da iftar olur? Biz onu nereden anlarız? İftar saati. Deriz ki iftar saati olunca bir şey olur, aa bir şey oldu deriz. Top patladığında mı? Top atıldı, top patladı. Doğru cevaptı efendim. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Yağmurcuğum alkışla anneni. İlk soru geride kaldı çünkü. Peki nereden bağlanıyorsunuz bize? Biz Tekirdağ'dan bağlanıyoruz. Tekirdağ ne güzel. Yakınız efendim. İstanbul Tekirdağ arası. Hakikaten 2 saat maksimum. En son öyle hatırlıyorum. Evet. Sanki biz öyle gelip gitmiştik. Tekirdağ'da biliyorsunuz geldik daha önce. İnşallah bu süreç sonuna erer tekrar geliriz. İzledik o programı. Tekrar geliriz vallahi. İstiyoruz Tekirdağ'a gelmek bizlerle. Her zaman bekleriz. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim ikinci sorum da şudur. Ne oldu Yağmurcuğum? Ne oldu? Yağmur biraz heyecanlı. Heyecanlı. Peki bakalım ikinci sorum şu. Ana maddesi katran olan yolların kaplanmasında kullanılan karışım nedir? Ne deriz biz ona? Asfalt. Asfalt. Asfalt doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. İkinci soru da hızla geride kalıyor. Son soru zamanı, market çeki zamanı. Market çekimiz gelirse siz mi harcayacaksınız, Yağmur mu harcayacak? Yok, kızıma ait olacak. Peki. O kullanacak. Peki Yağmurcuğum, inşallah bu son soruyu da hallederiz annenle birlikte. Son sorum üçüncü da şu. Üçüncü sorudan biraz korkuyoruz ama inşallah. Üçüncü sorum bir parça zor oluyor ama ben yanınızdayım efendim. Tiyatro ile aranız nasıl? Tiyatrodan bir soru. Yani severiz. Peki bilirsiniz o halde. Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir? Parçaya. Evet, böyle çıkarlar. Bir kere de böyle uzun, hakikaten bizleri etkileyen böyle bir metini sunarlar aslında, oynarlar bize. Senaryo? Değil, T harfiyle başlıyor. Trabzon'un T'si. Evet, biz ona deriz ki, aa o oyuncunun T bir şeyi çok iyiydi. İkinci harfi de verdim size. İzmir'in iyisi T. Tiyatro, su. Tiyatro değil efendim. Beşten geri sayıyorum üzülerek. Yönetmenim kulağıma sevgili Mert say geri Bahar'cığım diyor. Beş. Dört. Üç. Üplemesi. Değil efendim. İki. Bir. Üzülerek bir. Efendim doğru cevabı veriyorum. Tirat olacaktı. Tirat. Tirat. Olsun. Maksat yarışmaktı Yağmurcuğum. Anneni bir öp bakalım. Bir tebrik et. Senin için yarıştı. Artık hiç unutmazsınız Tirad'ı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın Tekirdağ'da. Hoşça kucak kalın, dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Efendim valla anne kızımıza kazandırmak istedik. Yardımda da bulunduk ama olmadı. Maksat yarışmak diyoruz. Devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz 360 ekranına. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sizleri tanıyalım. Bolu'dan katılıyoruz. Ben 25 yaşındayım. Beden eğitim öğretmeniyim. Ne güzel. İsminiz nedir? Ceren ismim. Peki Ceren Hanımcığım. Sizle İstanbul'da karşılaşmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Kısmet bugüneymiş. Ben de evinize konuk olmuş oldum böylelikle. Hanımefendi kimdir? Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hanımefendi kimdir yanınızdaki? Ben annesi Ceren'in Rüveyde. Ne Bolu'dan güzel. Katılıyoruz. Ev hanımıyım. Bursalıyız. Ne güzel efendim. Nasıl Bursa? Gidiyor musunuz Bursa'ya zaman zaman? Zaman zaman gidiyoruz. Var mı akrabalar orada? Ama. Bu sıralar hepimiz evdeyiz efendim. Yapacak bir şey yok. Geçecek inşallah bugünlerde. Var mı akrabalar Bursa'da? Tabii. Ailemiz orada. Ne güzel vallahi, çok şanslısınız.
Bursa hakikaten hem Osmanlı'ya büyük yıllar hizmet vermiş bir şehir. Camilerin, medreselerleri konuşamadım, çeviremedim. Siz de beni alttan alın bu sefer. Arada sunucular, spikerler de efendim böyle hatalar yapabiliyorlar. Aynı zamanda çok da güzel lezzetleri olan bir yer Bursa. Tüm Bursa'ya selamlar sunalım buradan. Tabii Bolu'ya da, Bolu'dan bağlanıyorum dediniz. Annesi, Ceren Hanım bilir mi sorularımı? İnşallah. İnşallah. Bakalım neler olacak. Evde biliyor musunuz Ceren Hanım izlerken? Biliyorum aslında ama şu an biliyor deyip de bilemeyecekmişim. Yok yok, hiç öyle düşünmeyelim. Kötü enerji vermeyelim. İnşallah bilirsiniz. Hakikaten biraz da heyecanlısınız. Onu da hissedebiliyorum burada. Bakalım neler olacak. İlk sorum gelsin size. Boşuna uğraşmak anlamında kullanılan deyimde nerede su dövmekten bahsedilir? Bir şeyde su dövme denilir. Havanda mı? Havanda. Doğru cevap geliyor, alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz efendim. Şu ilk soru stresi sizde de var mı? Bazı yarışmacılarımda oluyor. Evet evet. Özellikle ama üçüncü soru bizi korkutuyor değil mi? Sizi üçüncü soru korkutuyor. Bakayım üçüncü sorunuz neredenmiş? Sporla aranız nasıl? Üçüncü sorunuz spordan sizi. Efendim? Sporla aranız nasıl? Gerçi beden eğitimi öğretmeniyim dediniz ama üçüncü sorunuz spordan sizin. Aa çok güzel. Şanslıydım. Umarım bilirim. Beden eğitimciyim. İnşallah bilirsiniz efendim. Sizi rahatlatmak için üçüncü soruya dair ipucu vermek istedim. Ama şimdi ikinci soru var. Önce ikinci soruyu halletmemiz gerekiyor. İkinci sorum da şu. Zeki Müren'in müze olarak da ziyaret edilebilen evi hangi tatil beldemizde bulunmaktadır? Tekrar eder misiniz? Çok özür dilerim. Estağfurullah. Zeki Müren'in müze olarak da ziyaret edilebilen evi hangi tatil beldemizde bulunmaktadır? Bodrum mu? Bodrum. Doğru cevap geliyor, alkışlar kocaman. İkinci soru da geride kalıyor. Tebrik ederim. Şimdi son soru zamanı. O beklediğin soruya geçiyoruz, üçüncü soruya. Şanslısın ki spordan geldi. Basketbolda 5 numarada denilen İnşallah. Basketbolda 5 numarada denilen genellikle uzun boylu oyuncuların bulunduğu mevkinin adı nedir? Guard mı? Değil. Libero mu? Değil. 5 numara. Uzun. Ay. Yardım. Ne olabilir? Eyvah, hep böyle olur ya zaten, denk gelir, o an heyecanlanılır, aslında kendi alanınızdandır ama bilinemeyebilir. 5'ten geri sayacağım yavaş yavaş. 5. Yardımcı olur musun? 4. Valla aslında sorunun içine bir sürü ipucunu gizledik. 5 numara olarak bilinen uzun boylu oyuncuların bulunduğu mevki. Hatta futbolda da santraforda da aynı mevki var. Stoper mi? Değil. Yok, bu da yönetmeninin forvet kopyasıydı. Forvet de değil efendim. Forvet. 5. Değil efendim. 4. Forvet mi? Değil. 3. 2. Üzülerek 1. Efendim doğru cevabı veriyorum. Pivot olacaktı. Ay evet. Olsun. Üzülmeye gerek yok efendim. Maksat yarışmak ya diyoruz. Teşekkürler. Evet. Kolay Üzülmeyin, gelsin. Üzülmeyin. Kendinize ederim. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizde. Hanımefendi çok heyecanlıydı. O yüzden bence son soruyu bilemedi. Olsun, maksat yarışmak diyoruz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranlarından bizlerden ayırmayın.